Kanal 23 ekranlarından Son Nokta programından hepinize mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Son Nokta programıyla karşınızdayız ve stüdyo konuğumuz Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Haluk Arslan. İyi akşamlar diliyorum. Sayın İyi Arslan akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. Evet, bugün izleyenlerimize ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum neleri konuşacağımıza dair. Çayda Çırak Kavşağı'yla ilgili konuyu kamuoyundan izleyenler takip ediyor. Meraklıları, Elazığ'da yaşayan insan ki insanların hepsi meraklı bu konuda gerçekten. Akıbetini merak ediyor, gelişmeleri merak ediyor. Bu konuyu konuşacağız. Çayda Çırak Kavşağı ile ilgili gelinen son nokta nedir? Durum nedir? Tartışmalar nereye gidiyor? Ve bu işin sonu ne olacak? Bunu Sayın Aslan'la konuşacağız. Çünkü taraflardan biri de Saadet Partisi ve Sayın Haluk Arslan dolayısıyla. Ardından Elazığ'ın genel meselelerini belki konuşacağız süremizin yettiğince. İşte son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan tartışmalar, Elazığ Belediyesi ile ilgili kentsel dönüşüm projesinde Elazığ'ın olup olmadığı tartışmaları, bunları süremizin yettiğince konuşmaya çalışacağız. Elazığ'ın temel meselelerini masaya yatırmak için Sayın Haluk Aslan'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Evet Sayın Aslan, Çayda Çıra meselesinden başlayalım dilerseniz. Siz son günlerde bu konuyu sıkça da gündeme getirmeye başladınız. Siz de bu meselenin taraflarından birisiniz. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yani taraf kelimesi belki biraz yanlış anlaşılabilir ama sonuçta sizde bu açılan bir dava var. Evet. Sizin de açtığınız bir dava var değil mi? Birkaç kişiden birisiniz, dava açanlardan birisiniz. Evet. Ali Bey teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programı hazırladığınız için, beni davet ettiğiniz için öncelikle şahsınızda Kanal 23 televizyonuna ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Elazığlı hemşerilerime saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diyorum, diliyorum. Öncelikle onu belirtmekte fayda var. Biz tabii ki bu şehirde yaşayan bir insan olarak bu sıkıntıları yaşayan, bu şehrin içinde bulunduğu durumu fark eden ve bir şekilde siyaset yapan birer fert olarak tabii ki mahkemede taraf olsak da olmasak da bu işin bir tarafıyız. Yani bu şehirde yaşamış olmak herkes için, bu şehirde bulunan herkes için bir taraf olma durumu öyle veya böyle vardır, mutlaka olmalıdır. Çünkü ben hep söylüyorum, bu programların başından beri, il başkanlığından başından beri şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehir hepimizin. Olan bütün olaylar, bütün gelişmeler bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ve bu olayların hepsinin de çözümü gene biziz. Bu şehirde yaşayan herkes bunu çözecek. Anlayışlarını değiştirerek, yaklaşımlarını değiştirerek, ilgi ve alaka duyarak, yakından takip ederek bu şehirde yaşayan herkes bu işin tarafıdır. Nihayetinde benim de hayatımı etkiliyor Ali Bey, sizin de hayatınızı etkiliyor. Ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşerilerimizin hayatını etkiliyor. Ha ne yapabiliriz ki? Açmazı var. Zaten bütün problem de burada. Yani ne yapabiliriz? Bizim elimizden ne gelir? Şimdi biz hukuk düzeninden bahsediyoruz, demokrasiden bahsediyoruz. Kurallardan bahsediyoruz değil mi? Herkes bir şekilde o kurallara bağlı hareket etmek zorunda. Bu kurallar hepimiz için gerekli. Yani sizin için de gerekli, benim için de gerekli, iktidar edenler için de gerekli, işte kamu kurumları için de gerekli. Çünkü düzene bu kurallarla sokuluyor yaşantılar. Anlaşamadığımız konularda, yaklaşımlarda mahkemelerimiz var, hakimlerimiz var, bilir kişilerimiz var. Onlar geliyor, tamam bir tanesi A grubu veya A kurumu böyle söylüyor. Ama bunun karşısında vatandaş mağdur veyahut da teknik olarak bunun yanlış olduğunu düşünen mühendisler var, teknik elemanlar var, işte konusunda uzman kişiler var. Bunlar diyorlar ki bu yanlış. Mahkeme arada karar veriyor. Yani mahkemede kararı verirken ne yapıyor? Sen böyle söylüyorsun, tamam. Sen de böyle söylüyorsun, tamam. Çağırıyor bilir kişileri. 3 tane bilir kişi gelmiş mesela bu davada. Birisi Yozgat'tan gelmiş, biri Antep'ten gelmiş, birisi Ankara'dan gelmiş ve konusunda uzman. Birisi doçent ve yüksek plancı. Diğeri sadece yüksek planlamacı ve gene öğretim görevlisi. Bir tanesi de harita mühendisi.
Mühendisler gelmişler, bilirkişi heyeti olarak, sorumlu olarak bu işi değerlendirmişler ve mahkemeye bir rapor sunmuşlar. Mahkeme de bakmış, tamam, kurum sen böyle diyorsun, işte taraf olarak diğer heyet böyle diyor, karşısında diyor. Bilirkişi ne diyor? Bilirkişi diyor ki, evet, yani bu kurumun dediği gibi değil. Ve o karar, eğer bu yaşadığımız devlette hukuk düzeni varsa, hukuk varsa o karar bir şekilde uygulanacak. Yani iki farklı görüşün orta yolunu mahkemeler veriyor. Yani olması gereken de bu. Mahkemede karar vermiş. Hemen şunu belirteyim. Süreç bitmiş değil. Yani bu açıkça bunu net olarak bilmesi lazım. Ekrandan da başında olan herkesin bitmesi lazım. Süreç sonuçlanmış değil elbette ki. Yani bir üst mahkeme var. Bölge İdare Mahkemesi var. Onun üstünde diyelim ki karar verilse dahi Danıştay süreci var. Yani yargı süreci devam ediyor elbette ki bu süreç henüz daha sonuçlanmış değil. Şimdi sürecin bu şekline gelmeden önce biraz konuyu açıklayalım isterseniz. Yani Çayda Çıra Kavşağı'yla ilgili bu süreç nasıl başladı ona dönelim. Evet. Haziran ayında açılan davalar var değil mi? Şimdi olay şu. Yani bunu bir açıklayalım, izleyenlerimiz kafasında canlandırsın olayı. Çünkü bilenlerin tabii yanında belki konuya uzak olanlar da vardır. Neyi konuştuğumuzu en azından biraz daha açıklayalım, açık konuşalım. Mutlaka, çok teşekkür ederim. Ben bildiğiniz üzere 8 yıldır Elazığ Saadet Partisi'nin Elazığ Belediye Meclis Üyeliği görevini 2 dönemdir sürdürüyorum. Biz belediye meclis üyesi olarak orada planlama, işte belediyenin elindeki yetkilerden biri olarak plan tadilatları meselelerinde haşir neşir oluyoruz. Yani o konular gündeme geldiği zaman, kendi mesleğim de olduğu için ben harita mühendisiyim. Bu konuları takip ediyoruz. Bir de uygulamanın içerisindeyim. Yani bir planlama yapıldığı zaman o planlamanın uygulama aşamasında da biz içerisindeyiz. Yani bir şekilde onu bilebiliyoruz karşılığını. Şimdi bu konu Mayıs ayında belediye meclisi gündemine taşındı. Plan tadilatı olacak. Çayda Çıra Kavşağı ihalesi yapıldı veya yapılacak. O konuda çok netlik yoktu zaten. Biz bilmiyorduk. Mayıs ayında işte plan tadilatı olarak gündeme gelecekti. O zaman gelmedi. Haziran ayına denk geldi. Haziran ayında tekrar getirdiler, götürdüler. Şimdi biz merak ediyoruz. Yani inşaat ihale edildiğini bir şekilde duyuyoruz ama ne yapıldığını, plan olmadan ihale olamayacağını da biliyoruz yani. Öyle düşünüyoruz. Yani çünkü planlama esastır. Şimdi bir planlama yapılmadan bir imalat yapamazsınız. Yani bir proje hazırlanmadan, projeden kastım sadece mimari proje değildir. Yani bunun net anlaşılması lazım. Bunu da mesela netleştirelim şu bina, çünkü evet, ihaleyi yapan Karayolları değil mi? Evet. Yani belediye ile bunun bağlantısını da açıklarsanız evet, izleyenler biraz daha iyi anlayabilir. O zaman şöyle açıklayayım. Şimdi bu karar planın genel müdürlük tarafından, yani bu Çayda Çıra Kavşağı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması tarihi 4/4/2010. 2010'un 4. ayında Genel Müdürlük Bakan'ın talimatıyla Çayda Çıra Kavşağı'nda farklı düzeyde kavşak yapılmasını uygun görmüş, onamış. Ama not düşmüş. Kesin proje aşamasında kapasite analizi yapılması kaydıyla. Bu çok önemli. Tarih 4/4/2010. Tarih 25/6/2010'a geliyoruz. 25/6/2010'da Karayolları Genel Müdürlüğü Karayollar Teşkilat Yasası'nı çıkarıyor. Aynı yıl, 2010 yılının 4. ayında projeyi onaylıyorlar. Yani olabilir diyorlar. Kesin çalışma yapıldığı zaman analiz yapın diyerek. 10. ayında da aynı yılın 6. ayında da 4. ayda onama, 6. ayında da teşkilat yasasını çıkarıyorlar. Teşkilat yasasından 4 ay sonra da, yani 15/10/2010 tarihinde de ihale kararı onaylanıyor. Yani bu işin ihaleye çıkma kararı onaylanıyor. Şimdi burada çok net bir şekilde şunu